Arkadaşlar selamünaleyküm. 1946 yılında Alman V2 roketleriyle uzaydan ilk fotoğraf alındı. İnsanoğlu bir teknolojiye adım atınca koşarak ilerlemeye başlar o konuda. Uzay teknolojileri de böyle bir mesele. Büyük bir yarış başladı. Önce Sovyetler ve Amerika arasında büyük bir yarış izledik. Şimdilerde ise yine Amerika ve Çin arasında yarış var. Farklı ülkelerin de bu konuda çalışmaları olsa da esas büyük yarış her konuda olduğu gibi bu ikili arasında. Ama dediğim gibi farklı ülkelerde çalışmalar yapıyor ve bu alanda yeni atılımlara başlayan ülkelerden biri de Türkiye. Bugün de bu çalışmalardan biri hakkında ciddi bir gelişme yaşandı. İlk yerli ve milli yer gözlem uydumuz İmece yörüngesine fırlatıldı. Hazır bu gelişme yaşanmışken bu konuyu hazırladım. Türkiye'nin uzayda kaç aktif yer gözlem uydusu var ve bu uyduların özellikleri neler? bu uydular Türkiye'ye ne katıyorlar? İmece neden hepsinin içinde özel bir yere sahip? Bu soruları cevaplayalım. Ve bugün haberleşme uydularımızı konuşmuyoruz. İmecenin dahil olduğu yer gözlem uydularımıza değineceğiz. Çünkü yer gözlem uydu ailemiz Türkiye'nin güvenliği için kilit bir konumda yer alıyor. Videolarımızın ve anlattıklarımızın daha büyük kitlelere ulaşması için desteğinize ihtiyacımız var. Ve bize destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi konumuza devam edelim. Bütün uydularımız elbette önemli ama yer gözlem uydularımızın ayrı bir yeri var. İçinde bulunduğumuz bölgeden dolayı başka bir ülkeyi ifade ettiğinden fazla anlama sahipler bizim için. Dört yanımızda savaş var. Bölgemizde terör hiç bitmiyor. Dünya üzerinde bizim gibi aynı anda ondan fazla terör örgütüyle mücadele eden başka bir örnek yok. Savaşta istihbarat ne kadar önemli bilirsiniz. Terörle mücadelede kat kat daha önemli. Çünkü karşınızda düzenli bir ordu yok. Sabah akşam kalleşlik planlayan dağ fareleri var. Haliyle istihbarat demek terörle mücadelede bir adım önde olmak demek. Yer gözlem uydularımız bu yüzden aşırı önemli. Tabi sadece istihbaratta kullanılmıyorlar. Doğal afetlerde bile bir ülkenin eli ayağı bu uydular. Gözlem uydularımızdan bahsetmiştik etmeden önce bu uydularla birlikte elde ettiğimiz önemli bir kazanımdan da bahsedelim. Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi. Bu merkezi Fransız Thales Alenia Space şirketi Ankara'daki TUSAŞ tesislerine 3800 metrekarelik bir alana kurdu test altyapısı detaylarıyla sıkmak istemiyorum sizi. Temelde olay şu ki bu test merkezinde 5 tona kadar olan uyduların bütün çevresel testleri yapılıyor. Yani bu konuda dışa bağımlılığımız son buldu. Genel anlamda konuşursak Türkiye'nin yer gözlem uydularının tamamı elektrooptik uydular. Yani gözlemledikleri yerde yoğun bulut veya sis varsa kaliteli görüntü aktaramıyorlar ya da aktarmakta zorlanıyorlar da diyebiliriz her hava koşulunda görüntü alabilmek istiyorsanız sentetik açıklıklı radar sahibi olmanız lazım. Bunun için de çalışmamız var. 2025 yılında kavuşacağımız Göktürk 3 uydusu bu teknolojiye sahip. Bu uydudan daha sonra bahsederiz. Sonuçta şu an aktif görevdeki bir uydu değil. O yüzden burada kısaca farkına değindik. Bugüne kadar sahip olduğumuz yer gözlem uydularımızdan bahsedersek de ilk konuşmamız gereken Rasat. Rasat TÜBİTAK Uzay tarafından tasarlandı ve üretildi. Türkiye'nin ilk yerli yer gözlem uydusu olduğu için özel bir yere sahip. 17 Haziran 2011'de fırlatıldı. Aslında planlanan ömrü 3 yıldı ama beklentiyi karşılamaya devam ettiği için 11 yıl görev yaptı ve geçen yıl emekliye ayrıldı. Rasat siyah beyaz modda 7,5 metre çözünürlükte görüntü paylaşabiliyordu. Renkli de bu rakam 15 metre civarı. İlk milli uçuş bilgisayarı yani bilgiyi kullanıyordu. Görüntü sıkıştırma birimi yine yerli, gezgin 2. Toplamda 93 kilogram ağırlığı var ve yörüngedeki bir turunu 99 dakikada tamamlıyordu. Diğer yel gözlem uydumuzsa Göktürk 2. Bu uyduyu da TÜBİTAK Uzay ve TUSAŞ ortak geliştirdi. 2012 yılında uzaya gönderildi. Bu uydunun özelliği de Türkiye'nin ilk yerli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu olması. Zaten Rasat'a kıyaslı oldukça büyük. Toplam ağırlığı 409 kilogram. Dünyanın her noktasından görüntü alabiliyor. Siyah beyaz modda 2,5 metre, renkli modda 5 metre çözünürlüklü görüntü paylaşabiliyor. 700 kilometre yüksekte yörüngeye yerleşmiş durumda dünya çevresinde bir turunu 98 dakikada tamamlıyor. Göktürk 2 yer kontrol istasyonu ile günde 40 dakika temas kuruyor. Aynı noktayı 2,5 günde bir görüntüleyebiliyor. Görüntü indirme hızı 100 megabit. Bir diğer yer gözlem uydumuz da Göktürk 1. Bunun özel olmasını sağlayan da çözünürlüğü. Türkiye'nin ilk metre altı çözünürlüklü yer gözlem uydusu Göktürk 1 bu uydu İtalyan ve Fransız iki şirkete ihale edildi. TUSAŞ alt yüklenici olarak projede yer aldı. 2016'da uzaya fırlatıldı. Fırlatmadan sonra bir yandan uydudan görüntüler alınmaya başlandı, bir yandan da kabul işlemleri başladı. 2018 yılına kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda uydunun kesin kabulü gerçekleşti. Göktürk bir siyah beyaz modda yarım metre, renkli modda ise 2 metre çözünürlüklü görüntüler indirebiliyor. Gün içerisinde 902 noktanın görüntüsünü yollayabiliyor. Yakıtsız hali 1070 kilogram ve dünya çevresinde bir turu 90 dakikada tamamlıyor. 681 kilometre irtifada seyrediyor ve ömrünün 7 yıl 3 ay olması bekleniyor. Ama tabii ki talebi karşılamaya devam ettiği sürece kullanılacaktır. Yani ömrü çok daha uzun olacak diye tahmin ediyorum. Burada aklınıza bir soru gelmiş olabilir. Neden Göktürk 2 2012'de Göktürk 1 2016'da fırlatıldı? İnsana tuhaf geliyor ilk duyduğunda. Aslında normal olarak göktürk bir önce fırlatılacaktı. Ama üretici firmalar kamera sistemi ve kritik elektrooptik bölümlerinden bazılarını İsrail'den alıyorlardı. İsrail de projeye bir şart koymak istedi. Uydu İsrail topraklarını görüntüleyemeyecekti. Tabii ki Türkiye bunu kabul etmedi. Ödemeyi durdurma kararı aldı. Bu yüzden sorunsuz ilerleyen Göktürk 2 uydusu fırlatıldı. Göktürk 1 yıllarca gecikme yaşadı ve 2016'da sorun çözülünce fırlatılabildi. Bunların dışında bir de bugün esas konumuz olan İmece var. Yer gözlem uydu ailemizin en yeni üyesi yani. İmece bütün uydularımız için de en özel yere sahip olanı. Çünkü bu uydu yerli ve milli imkanlarla üretilen yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz bugün uzaydaki yörüngesine fırlatıldı. Fırlatma işlemini SpaceX firması yaptı. Depremden dolayı ilk yola çıktığında çok ses getirmemişti. 21 Şubat'ta sessiz sedasız şekilde ABD'ye gönderildi. Şimdi fırlatma haberiyle birlikte bu konuyu konuşma fırsatı bulduk. İmece projesi 2017 yılında başladı. 6 yılda fırlatılabildi ve bu 6 yıl bizim için çok önemliydi. Çünkü bu projede millileşmeyi sağlamak için yaptığımız çalışmalar bize ciddi kazanımlar getirdi. Ve bu kazanımlar da gelecek nesil uydu projeleri için temel oluşturacak. İmece uydusuyla birlikte Türkiye ilk kez metre altı çözünürlüğe sahip ve yerli olarak geliştirilen bir elektrooptik uydu kamerasını da uzaya göndermiş oldu. Bu uydu istihbarat anlamında Türkiye'nin elini inanılmaz güçlendirecek. 680 kilometre irtifada yüksek çözünürlüklü görüntü sağlayacak. Tamamen milli imkanlarla geliştirildiği için Göktürk uydusunda olduğu gibi coğrafi kısıt talebi falan yaşanmadı bunda. Ve bu uydu sadece istihbarat için değil birçok sivil görevde de kullanılacak. Ben bu tarz gelişmelerin güvenlik boyutuna ayrıca önem verdiğim için onu ön plana çıkarıyorum. Yoksa bu uyduyu doğal afetlerde de tarımsal uygulamalar da da göreceğiz ve uydunun tasarım ömrü 5 yıl olarak planlandı. Tabii ki ihtiyaca cevap verdiği sürece kullanılmaya devam edecektir. İmece yaklaşık 700 kilogramlık bir platform, tek seferde 1000 kilometre uzunluğunda, 17 kilometre genişliğinde bir alanı çekebiliyor. Saniyede 320 megabayt gibi büyük bir veri hızıyla yer istasyonuna bu görüntüleri aktarabiliyor. Yani neresinden bakarsanız bakın bu uydu Türkiye'nin elini ciddi anlamda güçlendirecek ve bundan sonrasında bu tarz bir proje elbette 6 yıl değil çok daha kısa sürecek. Çünkü dediğim gibi Türkiye bu projeyle çok ciddi kazanımlar elde etti. Artık uydu teknolojisinde birçok aviyonik sistem Türkiye'de tasarlanıp üretilebiliyor. Kısacası çok daha büyük çalışmaları da yakın zamanda göreceğimiz ortada. Yani kısaca özetlersek bizim şu an için 3 adet aktif yer gözlem uydumuz var. Göktürk 1, Göktürk 2 ve İmece. Yer gözlem uyduları birçok farklı görev için kullanılıyor. Ama başta dediğim gibi benim en çok önem verdiğim kısmı istihbarat boyutu. Zaten İsrail ile yıllar süren kavgamızdan da ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Türkiye yıllara dikkat ettiyseniz uzay yarışına geç girdi. Şu an hala yarışın içinde sayılmayız. Zaten o seviyeyi yakalamak da 10-15 yılda olacak iş değil. Şu an için önemli olan ihtiyacımızı karşılamaktı. Şükür o seviyeye geldik. Yeni uzay programımızla ve mikro uydu alanındaki çalışmalarımızla bir üst basamağa da çıkarız inşallah. Bu ülke istedikten ve inandıktan sonra başaramayacağı şey yok. Allah küresel çaptaki yarışlara dahil olduğumuz günleri de kısa zamanda göstersin bizlere. Ben inanıyorum. Olmaması için bir sebep yok. Yeter ki devlet bugünkü gibi desteklemeye devam etsin bu projeleri. Allah'a emanet olun.